Önce fotoğraf alabilir miyim? Kapıdan gittim ya. Saniye, bak bir saniye. Rica edeceğim. Oradayız Fırat Hanım. İyi güzel, iyi. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Biraz böyle telaşlı bir alışveriş oldu galiba telefonla konuşuyordunuz. Çünkü bir yandan bir arkadaşımla telefonla konuşuyordum. Bir yandan da işimi bitirmeye çalışıyordum. Trafik başlıyor ya, köprüye evet. Gireceğim, o yüzden koşuyorum birazcık. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok iyiyim. Çok koşturuyorum, çok yoğunum ama çok iyiyim. Geçtiğiniz günlerde bir söz vermiştiniz bu. Ama ben duyurdum, siz takip etmediniz mi? Hemen duyduk ertesi ama sizin ağzınızdan duymak istiyorum şu an. Bir çocuk müzikalinde oynayacağım. 25 Aralık'ta sahnedeyiz. Zorlu Çocuk Tiyatrosu çatısı altındayım artık. Aslında çok kemik bir ekiple çalışıyorum. Ben sonradan eklendim. Çok eğlenceli, çok keyifli, bir yandan öğretici. Çocukların hakikaten izlerken keyif alacağı ama bence çocuklarına eşlik eden ebeveynlerin de etkileneceği bir show yapacağız. Umarım hayal ettiğimiz her şey aynı o hayalimizdeki gibi sahneye yansır ki ben ekibe çok inanıyorum ve güveniyorum. Umarım ben de onlara bu kadar eşlik edebilirim ve onların güvenlerini yarıda bırakmamış olur. Çok güzel bir şey olacak. Tahmin ediyorum ki güzel geçecek çünkü anlatırken gözlerinizin içi gülüyor. Çok heyecanlıyım. Şu anda hem dans provaları, hem şan provaları, hem de okuma provaları devam ediyor. Bir yandan ortaya çıktıkça ben de heyecanlanıyorum. Kadroda kimler var? Çok güçlü bir kadro dediniz. Çok kemik bir kadro. Kemik. Senelerdir Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndaki oyunları sahneye koyan bir ekip. Onlarla beraber çalışıyoruz. İsim hatası yapmak istemem, soyadlarıyla hata yapmak istemem ama Mert var. Gaye Can Kaya'nın yönetmenliğinde bir oyun. Bir kere onu söyleyebilirim. En güzel tarafı da 4. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun yazdığı bir hikayenin senaryolaştırılmış, tekstleştirilmiş hali. Bence bu çok kıymetli. Mert Alat var, Direk Demir var, Hasan var, Sevi var, Yarkın var, öyle sayayım çünkü soyadlarını bilmiyorum. Yağmur var, Arzum var, bir Yağmur'umuz daha var, Ayhan'ımız var. Kalabalık bir ekibiz. Güzel bir dünya yaratacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Bakalım. Peki 25 Aralık'ta sahnedeyiz. İlk okuduğunuzda neler hissettiniz? Aslında senaryoyu okumaktan öte, yani senaryo çocuk oyunu olduğu zaman tekste okumanızdan çok o dünyanın kuruluş hikayesi çok kıymetli. Nasıl sahneye taşınacağım? Düz tekst okuyunca belki onu hayal edemiyorsunuz ama hani ben en başından beri, Gaye benim çok eski arkadaşım çünkü, en başından beri o detayları konuşunca benim zaten kalbim atmaya başlamıştı. Becerim, beceremem, olur olmaz, altından kalkarım, kalkamam kısmı benim için daha önemliydi. Gaye'nin güveni tam. O yüzden ben de çok çalışıyorum hata yapmamak için. Siz sesinize güveniyor musunuz? Ya böyle bir müzikalde oynadığınızda sesinizin güzel çıkmasından çok doğru çıkması önemli. Ben de bunun için çaba sarf ediyorum. Yoksa böyle bülbül gibi şakıyorum gibi bir iddiam asla yok. İki şarkı söylüyorum zaten. Onları da yapabildiğimin en iyi haliyle yapmaya çalışacağım. Yoksa ben bir şarkıcı değilim, ses sanatçısı değilim. Bir müzikalde sahnede görevimi yerine getireceğim. Çocuklarla beraber şarkı söyleyeceğiz, öyle söyleyeyim. Eğitimler alıyorum dediniz. Nasıl geçiyor eğitimler? Şan derslerimiz var. Ekipçe yapıyoruz bunu. Hem şan dersimiz hem dans dersimiz var. Çünkü Cem Kahraman zaten müziklerimizi yaptı. O sağ olsun bir yandan da şan derslerimizi veriyor. Sürekli telefon alıyor. Cem bu böyle olmuş mu? Onu yapabilmiş miyim? Burasını şöyle mi yapsak filan diye. Taner Güngör koreografimizi yapıyor. Sürekli dans derslerimiz başladı. Hani kim ne yapabiliyor'ya bakıyoruz şu anda. Yavaş yavaş danslar oturmaya başladı. O yüzden benim için yorucu ama eğlenceli bir süreç. Peki suyu sormak istiyorum. Hani ilk duyduğunda tepkisi ne oldu kızınızın? O çok memnun. Çok da merak ediyor. Aslında artık onun yaşı için küçük kalan bir oyun. Ama eminim ki o da keyifle annesini gelip izleyecektir sahnede. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkürler. Son olarak gitmeden de geçtiğimiz günler Nukhet Hanım'ın bir açıklaması vardı. Kadınlar tayt giymesin, giyersin ve biraz daha dikkatli giysin diye bir açıklamada bulundu. Ya şimdi burada ben bile bazen kendimle çelişiyorum. Çünkü ben hani estetik görüntü benim için önemlidir. Tamam. Bu kadın, adam, çoluk, çocuk meselesi değil. Hani bakınca güzel bir şey görmek hepimizin hoşuna gider. İyi bir vücut görmek hepimizin hoşuna gider. Bir ışık giyineğine abuket bugün ne kadar hoşsun deriz birbirimize. Ya. Hani beğenmediğin zaman bugün çirkin olmuşsun demeyiz. Ya. Doğru mu? Ya, doğru. Genelde güzellikleri söyleriz. Ben de böyle bir yandan hani hep giyinince iyi görünürsün isterim. Ama bu özgürlüğü kısıtlamak da olmamalı. O yüzden hep kendimle çeliştiğim işidir. Yani bazen şey de, ya keşke giymese miymiş
derim. Sonra da ya giymek istemişse de giymiştir, bu onun özgürlüğü derim. Kendi içimde bile çeliştiğim bir konu. O yüzden hani nükete ne haklı diyeceğim ne haksız diyeceğim. Bir taraftan haklı, bir taraftan haksız benim bakış açıma göre. Yani hepimiz daha iyi görünmek için çaba sarf ediyoruz. Ama hiçbirimiz sıfır beden olmak zorunda değiliz. Ben de değilim bu arada. Ben de öyle değilim yani. Dolayısıyla göz zevki konusu işte devreye giriyor. Böyle çok arada kaldığım bir şey, aşağı tükürünce sakal, yukarı tükürünce bıyık oluyor. Hakikaten kendi içimde bile çalışıyorum. Siz çelişmiyor musunuz? Yani biz onun özgürlüğüne karışamayız. Tabii diyoruz. Ki. Ama bir yandan da bakınca iyi bir şey görmek hoşumuza gidiyor. Yani yoksa herkes tabii ki istediğini giyebilir ama güzel görünce hoşuma gidiyor. Hatta bir yavşak istenler çıplak olsun yani işte. Ya mesela hani şimdi çıplaktan çıplak da bence şey var ya. Yani güzel görünce bir içimiz açılıyor. Açılıyor şimdi. İşte öyle öyle. Yani oraya da söyleyeyim. Yani hakikaten karışmak değil. Yani güzel görünce iyi geliyor, öyle diyeyim. Teşekkürler. Bir detay alalım pardon. Bu arada ben de tight'tan bir detay alalım. Tight tulum ama benimki. Tulum. Bak tulumu ceketle kapattım. Yoksa benimki de tight. Çünkü...